taksi durağı burası. Fark etmez gündüz gece yarısı, taksicinin derdi ekmek kavgası. Şişik olmalı lastiğin havası, çiçek taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı. Müşterimize iyi yolculuklar, tamam. Tamam canım. Tamam bir tane. Öpüyorum seni. Annene de çok selam söyle. Tamam mı? Onu da yanaklarından öpüyorum. Görüşmek üzere bir tane. Ah. Ne oldu? Feri sağ salim İzmir'e geri dönmüş. Vallahi gözün aydın. Allah kavuştursun oğlum. Teşekkür ederim Ramazan abi. Zahmet ettin hemen. Arkadaşlar hiçbir şey zahmet etmedim ben. Bırakır mısınız şunu? Bırak. Yok oğlum, bir dakika sen bırak. Biz hepimiz içinde ne olduğunu merak ediyoruz. Neden kine? Neden kine? Tatlı. Sen mi yiyeceksin hemen? Hayır, Aslı Hanım'ı aldım. Teşekkür etmek babında. Peri ile çok ilgilendik. Açıkçası Aslı gibi bir kızın yani çocuklara bu kadar çok iyi gösterebileceğini hiç tahmin etmiyordum. Tabii. Vallahi ben de senin Aslı hakkında böyle iyi şeyler düşünebileceğini hiç tahmin etmezdim Ömer. Vallahi. Yoksa abicim Aslı Hanım'la aranızda duygusal bir yakınlaşma mı var? Ne? Duy ben Aslı'yla. Olur mu her şey canım? Ben Aslı'yla. Aslı'yla. Duygusal yakınlaşma. Manyak mısınız siz? Öyle bir şey hayatta olmaz. İmkansız, imkansız. Oğlum, hayatta imkansız diye bir şey yoktu. Aslı'yla bir gün bile evli durmam diyordun. Şimdi boşanmaktan söz etmiyorsun. Bari sen yapma Haydar abi. Başımızda bir bela var biliyorsun. Bu Behlül ayısı devamlı zırt pırt arıyor. Biraz unutsun, zaman geçsin, boşanacağız elbette. Alo, çiçek taksi buyurun. Evet efendim. Anlaşıldı efendim, hemen gönderiyorum. Celal hadi. Hasan Yavuz sokak 5 numara. Tamam. Bir dakika Celal, bir dakika. Ramazan abi. Sıra Celal'de ama Ramazan abi. Acaba müşteriye ben gidebilir miyim? Müşteriden sonra da radyoya uğrar. Şu paketi Aslı Hanım'a bırakırım ha? Tabii gidebilirsin efendim. Teşekkür ederim. Sağ ol Ramazan abi. Aslı'ya selam söyle. Aleyküm selam abi. Güle güle. İleri aslanlarım. Cengaver, şunu sesini biraz atsana. En bayıldığım yeri başlıyor. Adam bir nara atıyor Ramazan abi. Dinle bak. Vallahi abi sen yanlış dönemde dünyaya gelmişsin. Gülhan Bey olmalıymışsın. Gülhan Bey eski İstanbul'da. Evet abicim. Hele senin oynadığın o rol vardı ya, Tuzsuz Beli Bekir. Öf be abi, o ne naralar, o ne nidalar. Şahane oynadın valla. Oğlum, ele bir nara at dedi ki, vallahi din böyle titredi. Haydar ağam, rica etsek çiçek taksi durağından Erdal ağam, Celal ağam için bir nara atan mı? Evet, hadi atan ağam. İsterim! Abi o ne kükreyi şöyle? Bravo! 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 Şahane! Alo çiçek taksi buyurun. Evet efendim. Anlaşıldı efendim, hemen gönderiyorum. Hadi kükreyen aslan, polikliniğe. Gittim abi. Yoluna çık olaydın. Ey babam, yürüyüşe bak. Bastığı yerler titriyor, titriyor. Ne nara atarmışım. Helal olsun bana. Poliklinik de değil mi? Poliklinik, poliklinik. Aa, çocuklar, Haydar kaza yaptı. Aa, aa. Aa, iyiydi. Haydar ne oldu be? Haydar abi, Haydar abi. Haydar abi. Haydar abi. Gel abi, çıkar abi. Ne oldu? Gel abi. Gel. Ne oldu bana?
Haydar'cığım, ufak bir kaza geçirdin, bir şeyin yok ya. İyiyim başım, orası kim, ben neresiyim? Abi. Oğlum, herhalde bu o çarptı. Kardeşim, neye dikkat etmiyorsun? Direksiyon başındasın, biraz sağına soluna baksana. Abi özür dilerim, ben cep telefonuyla konuşuyordum. Abinin duraktan çıktığını görmedim abi. Mazerete bak, cep telefonuyla konuşuyormuş. Kardeşim, kazaların çoğu cep telefonu yüzünden oluyor. Mavişim bunu kaç kere söyledi? Hey! Ben benim arabama çarpan adamı dilim dilim doğramaz mıyım? Doğrala! Doğrala! Sinirlenme, şimdi bir trafik polisi çağırırız, halleder. Evet, zaten abi. Suçunu kabul etti. Evet abi, ediyorum ben. Hasar neyse karşılarım. Tamam abi, tamam. Ya muhabbeti keselim de Haydar abiyi hastaneye götürelim. Ciddi bir şey olabilir abiler. Ne hastanesi canım? Böyle koskoca vücuda hastane falan istemez. Bir şey gerekmez. İcabında ben. Allah Allah! İyi günler. İyi günler. Aslanıma çiçek getirmiştim. Tabii, haber vereyim. Aslı! Aslı! Ne oldu canım? Sana çiçek gelmiş. Aa, buyurun. Bir saniye. Al canım, teşekkürler. İyi günler. Kim göndermiş? Şimdi anlarız. Senden vazgeçmedim, asla da vazgeçmeyeceğim. Seni ilk günkü gibi seviyorum. Bu akşam baş başa bir yemeğe ne dersin? Tek seçeneğin var, evet. Sedat. Ay, inanmıyorum, Sedat göndermiş. Sedat kim? Eski sevgilim. Aslı ne güzel, keşke beni de böyle seven biri olsa. Ah, bugünün geleceğini, bana döneceğini biliyordum Sedat. Bir dakika, merhaba. Aslı kimmiş sana bu dönen? Sana ne Ömer? Hem sen niye ikide bir buraya geliyorsun bakayım? Canım ben şey için gelmiştim. Ben geçen günkü olay için teşekkür etmek amacıyla. Ufak tefek bir şeyler işte. Ama mesele o değil. Mesele şimdi şu an elinde bir tane çiçeğin olması. Kim gönderdi sana bu çiçeği? Eski sevgilisi göndermiş. Senin pabucunda mı atıldı? Ceren! Üzerine vazife olmayan şeyler hakkında yorum yapma lütfen. Yapsın, yapsın. Yorum yapsın. İstediğin yorum yapabilirsin. Yapsın ki ben bazı gerçekleri öğrenebileyim Aslı Hanım. Senin hayatında başka biri var, değil mi? Allah Allah! Sana ne Ömer, sana ne? Özel hayatım konusunda sana açıklama yapmak zorunda değilim herhalde. Ay, adam akşam yemeğine davet etti. Ceren, başkalarının işlerine burnunu sokacağını yayınınla ilgilen lütfen. Tamam, gidiyorum. Demek, neler olmuş Aslı Hanım, neler olmuş? Bu zat-ı muhteremle bir de akşam yemekleri falan ayarlanmış galiba ha? Akşam yemeği, nerede yapılacak bu akşam yemeği? Evet Ömer Bey, akşam yemeğine çıkacağım. Bir mahsuru mu vardı? Var! Yani yok. Hem var hem yok. Ya benim için ne mahsuru olacak ki Aslı Hanım? Herhangi bir mahsuru yok. Yalnız bir şey bilmenizde yarar var. Biz evliyiz. Kağıt üstünde de olsa evliyiz. Bilmem farkında mısınız Aslı Hanım? Böyle şeyler yapamazsınız. Yaparım Ömer Bey. Ah, hatta şu an, şu dakikada Sedat'ı bu gece eve yemeğe çağırmaya karar verdim. Bak Aslı, bunu yapamazsın bak. Yaparım. Ne bahis duruyorsunuz burada? Buyurun. Sen ne arıyorsun burada? Yine gereksiz işler peşinde Ekrem Bey. Benim özel hayatıma burnunu sokmaya gelmiş. Gereksiz işler falan değil Aslı Hanım. Bu mesele burada halledilmek zorunda, tamam mı? Hiç de gereksiz... Bana bak, kes sesini. Aslı, sen yayın başına. Hadi yürü bakayım. Bana bak, sen de işini başına. Hadi yürü. Eko, sen başkanlık odanda dursana. Burada halledilmesi gereken önemli bir mesele var diyorum. Anlamıyor musun sen? Bak, yürü şimdi, seni geberteceğim ama. Tamam. Ulaşmıyorum. Ama bunu ödeyeceksin Aslı Hanım. Seni burnundan fitil fitil getiririm. Aman yarabbim, ne yapışkan şey! Durumunuz gayet iyi Haydar Bey. Hemşire hanım size bir yeni yapacak. Geçmiş olsun. Eyvallah doktor, sağ ol. Kafanızı açabilir misiniz Haydar Bey? Yap bakalım hemşire hanım, buyurun. Doktor Bey, nasıl Haydar abinin durumu? Sağlık durumu gayet iyi. Yalnız çarpmanın etkisiyle bir travma söz konusu. Garip davranışlar, hafıza kaybı gösterebilir. Zaten göstermeye başladı bile doktor bey. Yani kendini Külhan Bey zannediyor. Evet, peki bu durum ne kadar sürer doktor bey? Vallahi bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Bir günde sürebilir, aylar boyunca da devam edebilir. Hatta bazı durumlarda hastanın yeni bir şokla kendine geldiği bile olmuştur. Peki doktor bey, bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Anlayışlı davranın, üzerine gitmeyin. Kendini baskı altında hissetmemesi lazım. Aksi takdirde iyileşme süreci uzayabilir. Elimizden geleni yaparız doktor bey, sağ olun. Sağ olun. Acil bir durum olursa beni arayabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Haydar abi. Pardon, nasılsın abi? İyiyim. Böyle sağlıksız yerler delikanlıyı bozar. Bozar abi. Hadi eyvallah. Ramazan abi ya. Ramazan abi. Evet abi, iyi fikir. Ramazan abi. Evet abi, Ramazan abi. Alo. Ramazan abicim merhaba, ben Erdal. Haydar abi biz hastaneden çıkartıp evine götürüyoruz abi. İyi de biraz tuhaf davranıyor abi. Tırlıngen Strauss'a durumu yani.
Anlaşıldı oğlum, anlaşıldı. Tamam. Ne oldu abi? Haydar abi nasılmış? İyiymiş de biraz garip davranıyormuş. Eve götürüyorlar. Vah zavallı Haydar ağam. Durup dururken baştan ne işler geldi? Neyse ki ucuz atlattı çocuklar. Ben gidiyorum. Perihan'ın siparişleri var. E oradan da gelmem artık. Eve giderim. Hadi hoşça kalın. Tamam abi. Güle kolay güle gelsin. Abi. Kolay gelsin. Ömer, yeter artık tamam. Suratını asma. Neden asmayayım Kenan? Niçin asmayayım? Aslı'nın yaptığını görüyorsun değil mi? Ömer Şen adını cümle aleme rezil etti. Tamam da sen bu evlilik olayını biraz fazla ciddiye aldın. Bu sadece bir imza. Bunu sakın unutma. Ve bunu da bizim dışımızda bilen kimse yok. O yüzden rezil olamazsın. Biliyorum Kenan, biliyorum ama bu benim için prensip meselesi oldu. O imza orada olduğu sürece Aslı Hanım Ömer Şen'in adını lekeleyecek herhangi bir davranışta bulunamaz. İki kere iki, dört süt beyaz kömür kara. Bu böyle biline. Ha, doğru doğru. Yakında akla karayı göreceksin. Neyse uzatma. Ne yapalım biliyor musun? Bu akşam bize gidelim. Yemek falan yeriz, biraz eğleniriz. Ha? Kafanı dağıtmış olursun. Yok Kenan, ben gelmeyeyim. Benim bir kere keyfim kaçtı mı biliyorsun. Tadım tuzum kalmıyor. Sizin de huzurunuzu kaçırırım. Boş ver. Of, tamam, tamam Ömer. Fazla uzattın. İtiraz istemiyorum. Geliyorsun. Tamam, hadi gidiyoruz. Kalk. Ağam, sıcacık bir aile ortamı. Böyle nefis yemekler. Fırsat ayağına gelmiş. Niye geri tepin? Bak ağam, sen ne kadar uğraşırsan uğraş. Aslı Hanım gene bildiğini yapacak. E bunca sıkıntı da senin yanına kar kalacak. Doğru da ya, ben gelmeyeyim. Bırakın beni, bırakın beni! Abi, delikanlıdan tek başına yürür abi. Abi orası değil, abi burası, burası. Abiciğim dur, biz senin koluna niye giriyoruz abi? Sevgimizden dolayı giriyoruz değil mi? Zilimize de basalım. Ah koşlar, koşlar, koşlar. Ah canım benim, gel, gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Bana aslan muamelesi yapmayın, aa yeter. Tamam, havamı bozmayın, asamı da bozmayın. Çekil, çekil. Abi orası değil, orası mutfağımız, şurası salonumuz abicim. Geçtiğinden abi, geç. Hadi, geç abi. Ah canım, acıkmış mıydı acaba? Yok canım, serum verdiler. Çarpmanın etkisiyle travma geçiriyor. Yani bir nevi tırlıngenç travse. Ayşe abla doktor üstüne gitmeyin. Evet, evet. Ne derse he diyecekmişiz yani. Zaman içinde düzelir. Canım abicim, bunlar da bu başına gelecekti. Of, dağlara taşlar. Ulu ulu ağaçlara. Bu ne bu ha? Remziye, bu ne? Şey geldiğinde istirahat edersin diye düşünmüştüm de. Sen ben niye... sünnet çocuğu muyum ha? Dantelli fistolu şeyler delikanlıyı bozar. Bu bana yakışırma ha? Yakışmaz mı? Yakışmaz tabii. Al, getir şunları. Aman kaldır Ayşe abla, doktor sinirlendirmeyin beni. Şuna bak, hala konuşuyor. Konuşacağını yap hadi. Hadi. Size gelince ne dikiliyorsunuz burada yalı kazısı gibi? Şey abiciğim, bir şeye ihtiyacınız var mı diye yardımcı olmuşsunuz. Evet abi, eve bir şey lazımsa biz alalım abi. Aferin. Her zaman böyle abinizin emrine amade olun. Sağ ol. Ayfer, kızım eve bir şey lazım mı? Yok, her şeyimiz tamam abi. Eksik yok, sağ olasın. Nerede benim tesbihim? Sen tesbih kullanmazsın ki canım. Ne demek sen tesbih kullanmazsın ki? Delikanlı adam tesbihsiz olur mu? Abi, senin tesbihin vardı ama galiba bu kaza sırasında kayboldu. Ya olsun abi, ben gider yenisini alırım. Sağlık olsun ha. Abi, ne olacak? Gelen tesbihi gelsin. Tabii. Ay, aslında ben şimdi bir şey söyleyeceğim ama dilim bir türlü varmıyor. Şöyle yatsan, uzansan, dinlensen. Bak, Betim Bensiz olmuş senin. Betül, sen ne demek istiyorsun? Abi, Betim Bensiz olmuş demek ne? Abi, gözünü seveyim. Ben kadın mıyım? Kız mıyım? Sen bu bir demek istiyorsun. Bunlar delikanlı adamı bozar. Benim havamı ve kafamı bozma. Abi. Şimdi sana bir çay yapamam. Bırakın, bırakın. Dua et, kaçırsın. Kim koydu bu şerpayı buraya? Kaldırın şunu. Kaldıramam. Merak etme, biz onu cezalandırırız abiciğim, tamam mı? Terbiyesiz. Gel abi. Celal. Ne yapacağız abi bunu? Abi bilmiyorum, koy şirete kayıt üstünde dursun. Aman abi, ne bileyim at dışarı. Ay eyvallah olsun, ne olmuş benim abime böyle? Ablacığım valla böylesine şahtı şahbaz oldu derler. Aman dua edelim bir an önce iyileşsin, yoksa hayat hepimiz için çekilmez olacak. Vallahi billahi. Ben bu kadınları anlayamadım, anlayamıyorum da Kenan. Hey Allah'ım, nereden çıktı gene bu şimdi? Aslı meselesi. Ay tamam, bu konuyu bir daha açma. Bak, bu hayat Aslı'nın hayatı. Sen bu hayata karışamazsın, tamam mı? Bir daha bu konuyu açmanı istemiyorum. Kenan, benim bir lafım yok. Sadece bir şeyleri yaşayacaksa boşanmayı bekleyebilir. Benim tek derdim bu kardeşim. Hay Allah, dönüp dolaşıp gene buna geldi. Ben bu konuyu bir daha arabada konuşmak istemiyorum. Bu tamam. Konu kapanmıştır. Kapandı, tamam, kapandı, kapandı. Tamam, tamam, tamam. Sus. Sen o zaman dön. Ne? Nereye döneyim? Aslı'nın evine gidiyorsun. Hayır, dönemem. Ne gerek var şimdi? Aslı'nın evine dönmemiz lazım Kenan. Hayır, dönemem. Kenan bak, kira kontratını vermem gerekiyor. O yüzden yani. Yalan söylüyorsun. Bak, bak, bak. Açayım sana, göstereyim işte. Al kira kontratı. Yatırılmış. Yüz göz olmak istemiyorum. Lütfen gözünü seveyim Kenan. Vallahi billahi bir şey yok. Tamam, görmesem inanmazdım zaten. Tamam, tamam. Dönüyorum.
Her şey mükemmel oldu. Geldi işte. Merhaba Aslı. Merhaba Aslı Hanım, nasılsınız? Merhaba. Da, sizin ne işiniz var burada? Kira dekontu Aslı Hanım. Daha sonra kirayı yatırmadım. Şöyle olmadı, böyle olmadı demeyesin diye getirdim. Teşekkürler, verdin işte. Hadi canım. Evet, ne? Gidelim, dekontu da verdik artık Aslı Hanım. Olur mu Kenan? Buraya kadar seni de yorduk. Aslı Hanım bize bir çay yapar, içer öyle gidiyor. Hadi yürü. Ayıp değil. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Kanki bak. Özene bezene hazırlanmış bir sofra. Şaraflar, kadehler, mumlar. Aslı Hanım, ben bu gelecek arkadaşla buluşmamanız gerektiğini söylememiş miydim size? Ben de buluşacağımı söylemiştim sana. Bak kanki, şu hanımefendiye söyler misin? Benim adımı benim evimde nasıl lekelerdi sorar mısın? Affedersiniz Aslı Hanım. Ayıp. Yok kanki önce yürü gidiyoruz. Hayır. Ah geldi. Benim evimde nasıl lekelerdi sorar mısın? Eyvah geldi. İyi akşamlar Aslı. İyi akşamlar. Merhaba. Aslı, bu beyler kim? Suçluyuz efendim. Suçluyuz efendim. Tamirciyiz bize. Ben Aslı Hanım'ın kocası oluyor. Tamirciyiz efendim. Musluk tamircisiyiz. İçeride musluklarda bazı sorunlar vardı. Onları hallettik. Ömer Usta. İşlerini bitti gidiyorlardı artık onlar da. Bir dakika. Çırak, Kenan nereye gidiyoruz? İşin büyüğü banyoda. Daha banyodaki meseleyi halletmemiz gerekiyor. Yok ustacığım, yarın hallederiz. Gidelim artık. Çırak Kenan, ben mesleğine sahip çıkan, işini ciddiye alan bir tamirciyim. Siz içeride keyfinize bakın. Biz bir köşede çalışırız, sizi rahatsız etmeyin. Baksanıza gerçekten. Gidelim. Çırak Kenan, beni takip et. Çok işimiz var. Burası eğer merkezi sistem doğalgazı ısıtmaysa ben elektrik şoklarını çarpmasın diye bir... Al canım. Çok teşekkürler. Geç canım. Oğlum, beyin iyileşene kadar çok dikkatli olalım. Her istediğini yapalım, tamam mı? Doktoru da öyle istemiş. Tamam anne, tamam. Ödemiş kafakları... Dökülür yaprakları. Canım, çok güzel söyledin, çok. Hadi buyur gel, sofra hazır, yemeğe oturalım. Yemeğin sırası değil Kezban. Sen gel bakayım buraya Mustafa. Oğlum seni çağırıyor dayım, kalksana. Buyur dayı. Bu ne böyle üstündeki cicili bicili çiçekli? Delikanlı adamın yeğeni böyle abuk subuk gömlek giymez. Bunu değiştireceksin. Tabii, değiştirir dayısı. Bir dakika aslanım. Al bakayım, şu tesbihi bir çevir. Öyle değil aslanım, öyle değil. Bak, böyle çevireceksin. Oğlum, dayının dediği gibi yapsana. Sen karışma Nuriye. Biz onunla anlaşırız, yürü delikanlı. Abi, nereye gidiyorsunuz? Nereye olacak? Önce gömlek değişecek, sonra da erkekliğin kitabına A, B, C'den başlanacak. Yürü. Allah'ım, nedir bu başımıza gelen felaket? Abimin durumu bir yana, arada oğlum heba olacak. Hay Allah. Ömer, ne yapıyorsun? Yavaş. Kenan, iş yaptığımızı zannetsinler. Bırak, zannetmesinler. Zaten senin yüzünden tıkandık kaldık buraya. Gidemiyoruz dışarıya. Şşş, Kenan bir dakika dur. Ne oldu? Al konuşuyorlar, bir şey duyurmuyor ki. Dinlemeyi bırak. Ben sana ne zaman uysam, başımıza muhakkak bir şey geliyor yani. Sana uymam hatta. Kenan, benim derdim o değil. Bu kadın Ömer Şen soyadını lekeliyor. Anlatabildim mi? Benim derdim o. Lekeler ne olacak yani? Ömer Pis Şen mi olacak ismin? Hayır Kenan, ben laf gelmesini istemiyorum. O kadar. Bu benim prensibim. Bir dakika. Ne? Sanki böyle birbirlerine ben... Ya buradan hiçbir şey duyulmuyor. Ben gidiyorum. Hayır, gidemezsin. Burada kalacaksın. Ya Kenan... Biliyor musun? Hiç değişmemişsin Aslı. Hala çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sen de hala çok yakışıklısın. Ne yaptın sen onu? Bırak yüzüm. Ömer! İnanamıyorum. Pardon. Çok özür dilerim. Acaba kontrol kalemim var mıydı? Bizimkisi bozuk da. Var. Şimdi neden diye soracaksın. Ne ihtiyacınız var? Kontrol kalemini ne yapabilirsiniz diye soracaksınız. Sor mesela sen beyefendi. Neden? Size ne efendim? Size ne? Bizim işimiz değil mi? şimdi girdik. Pardon. Termosifonla ilgili bir problemimiz var. Şimdi su normal ölçülerde devir daim yapmıyor. Burası böyle bir takım malzemelerle, şunlarla, bunlarla, pisliklere tıkanmış. Ne oluyor?
Akmıyor içerisine. Biz ne yapıyoruz? İçini boşaltıyoruz ve ne oluyor? Su istediği gibi devir daim yapıyor. Evin her köşesi rahatlıkla ısınıyor. Kontrol kaleminin ilgisi var, bilmiyorum ben. Sen buraya al şu kontrol kalemini. Açıklama yapmazsa defol git buradan. Aslı, bu tamirat işi daha ne kadar sürecek? Ben seninle baş başa romantik bir gece geçirmeyi düşünüyordum. Sedat'cığım çok özür dilerim. İnan ben de aynı şeyleri düşünüyorum ama çocukların başka günü yoktu. Mecbur kaldım ben, ne yapayım? Evet, başka günümüz olsaydı eğer sizi bu şekilde rahatsız etmezdik. Çok özür dileriz, şimdiden çok özür dileriz. Sen buna mı geldin? Neye benziyor bu? Pardon, şeyi anlıyordum ben. Bitecek şimdi, birazdan biter. Yani inşallah. Bana mı dedin? Gıcık. Ne, bana mı diyorsun? Sana neden diyeyim ki Kenan, içerideki adama söylüyorum. Baksana Aslı'ya böyle meğerim meğerim bakıyor. Şeytan diyor pompayı kulağına tıka. Böyle bir çek, içindeki bütün beyin kıvrımlarını çıkar. Geri geri ama... Ömer, yerde. Sana bir şey soracağım. Hı. Sen bu Aslı'yı kıskanıyorsun değil mi? Evet, doğruyu söyle kızım. Ya ben... Neden kıskanacakmışım? Kıskanıyorsun. Benim derdim başka Kenan. Ben sadece... Adımın, şahsiyetimin ve onurumun lekelenmemesini istiyorum, o kadar. Sen onu bekle, adının, onurunun ve şahsiyetinin kirlenmemesini bekle. Ben gidiyorum. Bir dakika. Gidemezsin. Giderim. Giderim. Gideceğim. Kanki gidemezsin. Gideceğim çünkü daha çok... Evet, gidemem. Gidemem çünkü ben seni burada tek başına bırakırsam ortalığı birbirine katacaksın, bunu biliyorum. Güzel, güzel, aferin. Çünkü burası savaş alanına dönen. Hadi git, hadi git, hadi. Sıkışsa git. Gidemezsin, değil mi? Aslı! Aslı! Hanım! Aslı! Hanım! Yine ne var? Aslı Hanım, ne kadar güzel yemekler yapmışsınız öyle. Mis gibi koktu ortalık. Hayır yani çalışırken acıktık da bize de bir şeyler hazırlasan diyorum. Ömer saçmalamayı bırak ve çek git buradan. Bak, bak ne diyorum ben sana? Acıktım. Ben acıkınca çenem düşer. Çenem düşünce de ortalıkta ben Aslı'nın kocasıyım, kocasıyım diye bağırmaya başlarım. Tamam, tamam Allah'ın cezası. Ama sonra hemen gideceksin, söz ver. Aslı Hanım, ben size yardım edeyim de bir an evvel gidelim bari. Gelin. Bu geceyi baş başa geçiremeyeceksiniz Aslı Hanım. Boşuna heveslenmeyin. Benim biraz daha oyalanmam lazım. Ne yapsam? Şok benim borularını kırayım ben. Efendim karıcığım. Efendim karıcığım. Toplantıdayım da o yüzden kısık sesle konuşuyorum karıcığım. Sen beni yemeğe bekleme. Benim işim galiba uzun sürecek. Tamam canım. Ben de seni öpüyorum. İyi geceler. Ne yapsın? Yine ne var Ömer? Beni çok iyi dinle. Bu adam var ya, bu adam evli. Bu da son oyununuz mu Ömer Bey? Evet son olacak gerçekten ha. Çak. Sus sen bak. Aslı bana inanmak zorundasın. Biraz önce kulaklarınla duydum. Bu herif biraz önce karısıyla konuştu. Ömer yeter artık yeter. Ne oldu Aslı? Bir sorun mu var? Yok. Ben ustaya elektrik çarptı da evet. Kurtarmaya çalıştım. Bir dakika. Evet bir sorun var. Ne? Bir sorun var tabii ki. Seni yedi kartdan para seni. Biraz önce karınla konuştuğunu duydum. Buna ne diyeceksin? Sen ne saçmalıyorsun be? Karın varım yok benim. Öyle mi? Karın yok ha? Bana bak, bana yalan söyleme. Şurada da geldi la. Peki o neydi telefondaki konuşmaların? Hayatım, şimdi şu an kısık sesle konuşmak zorundayım. Toplantıdayım ha? Bunları saçmalamayı bırakır mısın Ömer Usta? Ben mi saçmalıyorum? Asıl saçmalayan o. Peki şöyle yapalım. Seni en son arayan numarayı bir çevirsek de kiminle konuştuğunu hep beraber öğreniversek diyorum ha? Bu kadarı da fazla ama bana böyle terbiyesizlik yapılmasına katlanamam. Ben gidiyorum Aslı. Seninle daha sonra daha uygun koşullarda görüşürüz. Çok üzgünüm Sedat. Hadi yürü. Yürü de Esat'ın aşırı görelim. Bak bir daha buraya adım atma. Senin kemiklerini kırar karnına doldururum. Tamam mı? Sen misafirime nasıl böyle davranırsın? Bu ne cüret? Adam yalancı diyorum sana, yalancı. Asıl yalancı sensin. Çabuk al götür bu arkadaşını yoksa polise haber vereceğim. Size gerek yok. Eğer gitmezsek ben polis çağıracağım. Aslı bak bu adam evli, bana inanmak zorundasın. Ömer, pişman olacaksın. Ama evli diyorum. Kenan uzattın ha. Gidin çabuk gidin. Bak. Kenan. Adam evli diyorum. İnanmıyorum bana. Tamam. Gecemi rezil etti. Bizi kimse rahatsız etmesin inadım. Bu akşam iyi iş yaptık abi. Burası bizim bölgeye giriyor. Patrondan da emir geldi, haraca uygun yerleri bir ziyaret edin dedi. Haklı abi, ortalığı çok boş bıraktık. Tabii.
Tabii abi, yarından tezi yok. Muhit'in esnafına bir uğrayıp hal hatır sormak lazım. Bazen nefret ediyorum bu işlerden. Üç kuruşluk adamın işlerini görüyoruz. Bizim gibi delikanlıya yakışır mı bu? Hala kendi işimizi kuramadık. Şeytan diyor ki... kaybol ortalıktan, izini de kaybet. Bunların hepsi boş laf abi. Bizim meslek pazara kadar değil, mezara kadar. Ha, Haydar abi değil mi bu? Ha, kıyafete bak ne komik. Kolay değil tabii, kafası karıştı adamın. Hayırdır abi? Sabah sabah ne işin var senin burada? Seni ilgilendirmez biraderim. Çek Beykoz'a. Olur, çekeyim abi. Allah! Haydar abi kafayı iyice karıştırmış. Suyuna gitmek lazım. sahil yolu şimdi tıkalıdır. Mahsuru yoksa kestirmeden gideyim mi Haydar abi? Ne diyorsun sen birader? Benim adım Beşir, Haydar değil. Beşir mi? Ne Beşir'i? Aa, tabii, Beşir. Senin adını senden iyi bilecek değilim ya abi. Hem ben seni her halinde seviyorum. Dalga mı geçiyorsun birader? Estağfurullah abi, niye dalga geçeyim? Yok yok, bugün iyice garipleşmiş. İsmini cismini şaşırmış. Bu halde başına her iş gelir. Ben en iyisi alıp durağa götüreyim. Diyorum, giderken durağa uğrayabilir miyiz abi? Yolumuzun üstünde nasılsa. Bir arkadaşın ilacı var bende de. Götürmezsem krize girer şimdi. Tamam, anlaşıldı birader. Uğrayalım. Ama uzun sürmesin. Yok yok, uzun sürmez abi, merak etme. Aman neyse, kolay ikna ettim. Arada bir de olsa şu palavracılık uyum işe yarıyor. En hızlı şekilde durağa götüreyim de başına bir iş açmasın. Sen niye giyindin abi? Pijamalarla sokağa çıkacak değilim ya. Senin dışarıda ne işin var canım? Bak battaniye getirdim. Şöyle ayaklarını uzat, televizyonunu aç. Ben kafeye gidiyorum. Mehmet de evde yok. Rahat, rahat dinlen. Oh, ne güzel. İstersen mahalleden birkaç tane de hanım çağır. Kek, börek, çay, gün yapalım. Tamam abi, sen istersen yaparız. Saçmalama kadın. Delikanlı adamı evde oturmak bozar. Hem kafamı hem de raconumu bozma. Tut şunu. Tutayım abi. Sağ ol. Ederim. Şey abi, kızmazsan bir şey soracağım. Sen nereye gidiyorsun şimdi canım? Kahveye gidiyorum kızım. Bir iki el okey takılayım. Ay, bu adam iyice zıvanadan çıktı. Ne yapacağım ben şimdi? Cengaver, nerede kaldı çaylar oğlum? Acele edin oğlum. Demin almasını bekleyin. Kenan, bu Sedat mıdır nedir? O alçak herif acaba Aslı'yı aramış mıdır? Aramıştır. Hatta şu anda oturmuş beraber yemek yiyorlardır. Bak sen. Bu konu seni hiç ilgilendirmez. Neden ilgilendirmesi Kenan? Neden ilgilendirmez? Bak adam evli, düşünebiliyor musun? Göz göre göre kıza yalan söylüyor. Yalan söyleyen biri varsa o da sensin. Kenan. Bu konuyu artık kapat. Bak, açma. Kenan, bak, tamam. Kenan, bak. Lütfen. Sus. Tamam. Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Ne oldu oğlum? Şu anda arabamda kim var biliyor musunuz? Nereden bileyim? Haydar abi. Aa. Beni yolda durdurdu, arabaya bindi. Ondan sonra beni tanımadığı gibi kendini de Beşir diye biri zannediyor. Başında feltro şapka, boynunda beyaz atkı, Al Capone gibi vallahi. Beykoz'a gitmek istiyordu ama başına bir dert gelmesin diye ben onu aldım, bin bir bahaneyle buraya getirdim. Ama şimdi de arabadan nasıl indireceğimi bilmiyorum. Çünkü her zamankinden daha sinirli. Aman çocuklar, gözünü seveyim, doktorun dediğini unutmayın. Ne diyorsa onu yapın. Araba bozuk bahanesiyle alıp buraya getirin. Tamam abicim, tamam. Hadi arkadaşlar. Bunu ancak hep beraber halledebiliriz. Emin misin? Hadi. Allah. Gelin. Haydar abi. Bak birader, bana iki dakika dedin. İnsaniyetlik adına yarım saattir buradayım. Hala gelmiyorsun. Kafamı bozma benim. Ama Haydar abi. İki de bir Haydar deyip durma birader. Benim adım Beşir. Tabii. O da zaten öyle demek istedi de arkadaşın dili sürçtü. Sürçer bu. Abi Teoman'ın hafızası biraz zayıftır da. Yani bizim hepimize zaman zaman Haydar der. Bir dakika. Gerçekleri saptırmayak. Bak ağam, senin adın Haydar. Bir ufak bir kaza geçirdin, kafayı çarptın, ondan sonra şaşırdın. Senin bacın var adı Ayşe, yanın var Mehmet. Haydar'sın ağam, bana Haydar. Bana bak birader. Benim adım Haydar değil. Bana adıyla, sanıyla... yedi bela Beşir derler. Adamı tablo gibi duvara mıhlanır. Cengaver adamın her şeyini alt üst ettin. Sus. Telefon çalıyor.
Buyurun. Dayanın! Ben Beşir. Başkası olacak değil ya. Ne var? Abi adamlarımızdan biri ötmüş. Polis adam vurmak suçundan her yerde seni arıyor. Ne diyorsun birader? Hemen kimsenin aklına gelmeyecek bir yere saklan abi. Tamam. Tamam. Sakın ortalıkta dolaşma. Ha cep telefonunu da kapat ki sinyallerinden polis nerede olduğunu çakozlamasın. Neyse, ben zamanı gelince sizi sinyallerim. Kimdi arayan Haydar abi? Allah'ım, Beşir abi diyecektim dilimden. Neyse. Haydar diyebilirsin birader. Hatta bundan sonra Beşir değil, Haydar demende fayda görüyorum. Ne olsa ortalıktan bir süre hafif bir... Tamam, Haydar da aslında. Haydar. En azından Haydar. Adını hatırlıyor. Görüyorsunuz değil mi oğlum? Tedavi sistemi bir şey arada. Haydar abi, kendine taz yapmışsın vallahi ya. Sen niye eve gitmiyorsun? Ramazan abi sana izin vermişti. Hangi ev? Senin ev abi. Öyle bir ev mi var ha? Evet abiciğim, evine gittiğinler kimse seni sık boğaz etmiyor ki. Üstelik arabanda tamirde. Tabii. Doğru söylüyorsunuz, benim bir evim var ve orada ben bir müddet saklanabilirim birader. Peki nerede bu ev? Hatırlamıyorsun tabii. Tamam, ben seni götürürüm. Anahtarın var mı? Ne anahtarı? O anahtar rengamede herhalde kayboldu birader. Tamam, neyse canım. Önce kafeye gideriz, Ayşe abladan anahtar alırız. Oradan da eve gideriz, tamam mı? Tamam, hadi yürü bakalım. Hadi yürü bakalım, yürü. Cengo. Sen de git. Hı? Teoman tek başına idare edemez. Ha, gidelim bakalım. Çay demini aldık. Tamam. Tamam çay. Of. Nasıl davranacağız biz? Gidip geliyor. Yazık adama vallahi. İnşallah kısa zamanda düzelir abi. İnşallah. Abi hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Haydar Bey. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş gördük yenge. Abi nasıl? Açık havayı geldi mi? Geldi. Abi, sen evden çıkarken böyle giyinmemiştin. Nereden buldun bunları? Nereden buldumsa buldum. Sana ne? Kadın tayfasının yanında legaligo yapma bana. Ay, tamam. Yenge kızdırma biliyin Şinanay. Şinanay ne ayol? Akıl Şinanay. Kim bilir kime verdi de gitti bunları aldı. Görüyor musun? Hepsi seninki vallahi hepsi. Bu ne güzel yermiş böyle. Ah şu ortadan kaybolma durumları yani pardon. Eve gitme durumu olmasaydı... Ne güzel dalga geçerdik bu kadın takımıyla. Ne olur kusura bakmayın hanımlar, kaza yüzünden biraz şinanay olmuş işte. Geçmiş olsun Haydar abicim, kazayı duyduk çok üzüldük. Üzülme gülüm, üzüntü güzelliği bozar. Kıyamaz Haydar abim sana. Haydar beyciğim, açsanız bir şeyler ikram edelim size. Hanımefendi, siz elinizden zehir olsa yenir icabında. Pardon Haydar abi ama hatırlamadınsa hatırlatayım. Hanımefendi benim halam olur. Aynı zamanda da Ramazan eniştemin karısı olur. Hatırladım. İyi. Hanımefendi, sizi hatırlamasam da olur. Rica ederim Haydar Bey, ne diyorsunuz? Tamam oğlum, biz bir an önce eve gitsek iyi olacak herhalde. Evet Ayşe abla, sen bir an önce anahtarı ver de biz Haydar abiyi götürelim. Haydar abinin kafası iyice karıştı, kısa devre yapmadan gidelim. Tamam. Hadi yenge, hadi. Adalardan bir yer gelir bizlere. Aman Allah! Yavaş be kardeşim, dikkat et biraz. Nerede yürüyorsun? Baksana aslanım, tarlada mı geziyorsun ha? Asıl siz gelip bana çarptınız. Sen ne demek istiyorsun? Bir tane İstanbul var, adam olmasını öğren. Allah, ne adamlar var. Bak hala konuşuyor, yürü! Ense tıraşını göreyim. Bu Beşir abi değil mi? Evet, ne işi var burada? Allah Allah. Beşir abi. Beşir abi senin ne işin var burada? Biz sana saklan demedik mi? Ne diyorsunuz aslanım siz? Sen ne diyorsun abi? Polis her yerde bizi arıyor. Sen de böyle boy ödesi geziyorsun. Abi hadi yürü gidelim. Bırak aslanım. Ben Beşir falan değilim. Yanılıyorsunuz. Allah Allah. Bırakın aslanım. Abi cebini niye kapatmadın? Bizi polise enseletmek mi istiyorsun? Ne polisi kardeşim, ne enselenmesi? Bir defa ben Beşir değilim, ben başka bir adamım. Abi ben senin ne yapmaya çalıştığını anladım. Bu numaralarla alemden sıyrılmaya çalışıyorsun ama ben yemem. Ne numarası, ne alemi kardeşim? Benim alemle falan ilgim yok. Sizleri de hayatımda ilk defa görüyorum. Sizleri tanımıyorum, bir de Beşir değilim. Tayfur bu mesleğimizi açar. Şunlara bak. Beşir abi patrona götürelim. Bizi zor durumda bırakma Beşir abi. Ben Beşir değilim arkadaşlar, değilim. Hay Allah!
Haydar ağam yetiden mi bu kadar? Yetmez birader. Biraz daha yoğur yoksa külahları değişiriz. Tamam ağam, sen sinirlenme. Külahları da değişmeyecek. Ben hemen yoğururum. Hey birader, neredesin? Bekletilmekten hiç hoşlaşmam. Geldim Haydar abi, geldim. Ayakların yanmasın diye suyun ayarını yaptık. Eyvallah birader. Keşke bu işi banyoda yapsaydık abi. Bak şimdi burada halıları falan ıslatacağız. Tepeme attırma birader. O halıya sarar, seni saray burnundan denize koyveririm ha. Haydar ağam, Teoman ağam öyle demek istemedi. Ortada bir yanlış anlaşılma söz konusu. Kızma ağam, sinirlenme. Tamam, tamam. Ne boşuna su döküp duruyorsun birader? Yıkasana şu ayaklarımı. Ne boşuna su döküp durayım Teoman ağam? Yıkasana Haydar ağamın ayaklarını. Haydar ağam, müsaade edin mi biraz dinlenem? Allah diyeyim kollarım koptu. Hadi bakalım biraz dinlen birader. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle ağam. Benim karnım fena halde acıktı. Ne istiyorsan söyle yaparız. Şöyle bir eşkili köfte olsaydı çok iyi olurdu diyorum birader. Eşkili köfte mi? Yapamam dersen duvara çivilerim birader. Yok ağam yok, vallahi diyeyim en kralından yaparım ha. Al yeter, derilerimi soyacaksın neredeyse. Hadi peşkir getir. Peşkir mi? Peşkir yani havlu demek istiyor Teoman ağam. Haydar ağam sen burada istirahat et, hiç keyfini bozma. Hemen 5 dakikaya kadar eşkili köften hazır ağam. Ben de peşkir getireyim. Allah ben cezamı vermeye. Ne diye canın ne istiyse söyledin ki? Kır yumurtayı yesin değil mi? Yok illa en zahmetli yemeği isteyecek. Bir iyileseydi de kurtulsaydık. Vay! Bendeki şansa bak. Hem saklanacak bir yer buldum, hem de hizmet edecek 2 tane avanak. Sizin için seçtiklerimiz köşemiz sona erdi sevgili dinleyiciler. Yayınımıza son bir şarkıyla veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın. Aslı. Aslı. Hı. Kahve almaya gidiyorum. Bir şey ister misin? Yok istemem, sağ ol. Dünya başına yıkılmış gibi. Yok bir şeyim. Sedat'ı düşünüyorum da. Yani isteseydi o gece onu arayan numarayı arayabilirdi ve Ömer'i rezil ederdi. Ama aramadı. Acaba bunu Ömer'i ciddiye almadığı için mi yaptı? Yoksa gerçekten arayan karısı mıydı? Kırılma ama bana öyle geliyor ki karısı. Of, bilmiyorum, aklım iyice karıştı. Ben bunu çözmenin bir yolunu biliyorum. Nasıl? Çevir numarayı. Bana bak, abuk subuk bir şeyler yapmayacaksın değil mi? Saçmalama canım, çocuk muyum ben? Elibon. İyi günler. Ben Çelikler mağazasından arıyorum. Sedat Eliboğlu'la görüşecektim. Buyurun benim. Sedat Bey, eşiniz mağazamızdan alışveriş yaptı. Paketler çoktu, taşıyamadı. Sizin gelip alacağınızı söyledi. Ya öyle mi? Tamam, adresi alayım. Yani evlisiniz öyle mi? Evliyim tabii. Ne demek istiyorsunuz anlayamadım. Ver şu telefonu bana. Alçak adam. Demek evlisin ha? Aslı. Benim ya. Yalanının ortaya çıkmayacağını mı sandın? Bak Aslı, açıklayabilirim. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Git yalanlarını başkalarına anlat. Bir daha da beni arama. Alçak adam. Bak aslanım, ben o dediğiniz adam değilim. Allah, nerede benim kim? Ha, burada. Bak, benim kimliğimde ne yazıyor? Benim adım Haydar Koçak'mış, tamam mı? Ben o dediğiniz adam değilim, al bak. Vay be, sahte kimlik de hazırlattın demek ha. Baba sen bu kaçma işini önceden planladın o zaman. Bak kardeşim, fazla uzattınız, canım sıkıldı. Çek şuraya, çek şuraya, çek. Hop, Beşir baba, nereye? Patronun yanına gidene kadar mola vermek yok. Ne oldu bana? Bu arabada ne işin var benim? Yok bir şey Beşir abi, pencereyle biraz samimi oldun. Beşir abim mi? Beşir de kim? Siz de kimsiniz? Ben duraktan çıktım, müşteriye gidiyordum. Allah Allah, araba ne? Siz kimsiniz? Oo, yine başlama Beşir abi ya. Kim olduğumuzu çok iyi biliyorsun baba. Bir karışıklık var ya, anlamadım. Ben bu arabaya nasıl bindim? Tamam, ben Haydar'ım da bunlar kim? Bu eşkili köfte biraz eşki olmuş birader. Ağam kusura kalma, acemiliğime geldi. Bir daha olmasın. Hey! Tom!
musun, tüyo musun? Benim meyve suyu nerede kaldı? Bahçeden, ağaçtan mı topluyorsun meyveleri? Geldim abi, geldim. Temiz bardak yoktu, senin için bardak yıkadık. Aha, ne yaptın? Ne yaptın ya be? Ne yaptın? Güzelim pantolonunu berbat ettin. Ben şimdi seni dilim dilim doğramaz mıyım? Doğramam, doğramam, affet. Görmeyin mi? Bu korku ona yeter, korkudan tir tir titri. Titre ağam, titre. Merak etme ağam, ben şimdi silerek üstünü dur. Yeter, yeter. Ben kendim silerim birader. Yok abi, yok. Bu Haydar abinin durumu çekilecek gibi değil. Eyle ağam. Acilen bir şey yapmamız lazım Dengo. Lazım. Ne yapacak ya? Doktoru ani bir şok durumunda kendine gelebilir demiş. Öyle demiş. Demek ki ne yapacağız? Yapacak. Ona ani bir şok uygulayacağız. Belki işe yarar. Belki. Gel ben de. Geleyim. Hay Allah'ım. Akıl dağıtılırken bunlar neredeymiş? Bu kadar da şapşallık olmaz ki. Şeytan diyor ki çek, vur içine. Yok Beşir, sakin ol. Ortalık duruncaya kadar bunlara bir şey yapma. Sonrası Allah kerim. Öleceksin. Siz benim aklımı alacaksınız ha. Siz benim aklımı alacaksınız ha. Önce ben sizin canınızı alayım. Koy! Ağam, kaç 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 tutma be. Ben şimdi sizi ne yapayım? Ben şimdi sizi ne yapayım? Bırakın bana! Haydar ağam yapma! Abi. Komşularım da arkadan bu huyuyla! Ne yapıyorsun burada ya? Abi ne yapıyorsun çocuklara? Ayşe yenge, Ayşe yenge. Korkutup Haydar ağamın aklını başına getirecektik ama ters tepti, ters. Ben şimdi sizi bir tepki... Biz kaçalım, kaçalım. Kaçalım yenge, sen de kaç durma. Hadi git, üf! Hadi, sana dua etsinler. Sen olmasaydın bu iki biraderi de... yemiştim. Şey, onlar şakacı çocuklardı. Sana şaka yapmışlardır abicim. Hadi gel. Sen şöyle güzel güzel otur. Ben de sana mis gibi bir kahve yapayım. Şöyle güzel güzel sakinleş. Hadi benim bir tanecik abim. Hadi sağ benim canım. Sağ ol. Orta şekerli olsun. Haraç olsun, baskın olsun. Senin üzerine adam tanımadım Beşir abi. Keşke racona aykırı hareket etmeseydin. İsteseydin patronun sağ kolu bile olur. Madem Beşir abini bu kadar çok seviyorsun... beni bir kenarda indir bırak kardeşim. Dersin ki patrona Beşir abi kaçtı. Olmaz. Yediğim ekmeğe ihanet etmem ben. Bağrıma taş basarım, görevimi yaparım Beşir abi. Ay Beşir kadar başına taş düşsün. Tamam, bir benzerlik yüzünden Beşir diye kaçırıldığımı anladım da... bu arabaya binene kadar neler oldu? Müşteriye gitmek için duraktan çıktığımı hatırlıyorum ama... Şimdi silahlı adamlar. Silahlı mı? Silahlı mıymış? Buraya gel. Kımıldamayın hiçbiriniz. Silahlı mı burada? Hayrola Aydar, bu adamlar senden ne istiyorlar? Vallahi ne olduğunu bilmiyorum. Sebat komiserim, bir garip hikaye var ama ne olduğunu ben bile çözemedim. Hatırlamıyorum bile. Yaktın bizi Beşir abi. Ne Beşir'i? Ne Beşir'i? Beşir. Ben Haydar'ım, Haydar. Bu gene geldi. Ne arıyorsun sen burada? Yok, bana bağırma. Sadece geçiyordum, uğradım. Bana bak. Son günlerde sen çok fazla görünmeye başladın buralarda. Eko, amacım kavga etmek değil. Aslı'ya bir şey söyleyip hemen gideceğim, tamam mı? Pekala, ne söyleyeceksen söyle. Yalnız lafı kısa kes. Tamam. Uzatma, ha? Tamam. Çalışıyoruz burada. Tamam, alık, tamam. Alık herif. Ben şimdi niye durduk alık oluyorum. Bu adamı öldür diyorum. Merhaba canım. Merhaba. Aslı içeride mi? İçeride ama durumu pek iyi değil. Yalnız bıraksan iyi olur. Ne oldu ki ne? Sen doğru söylüyormuşsun. O Sedat var ya, evli çıktı. Bak, ben söyledim. Söyledim ben. Dediğim çıktı işte. Peki ne yapıyor içeride? Ağlıyor. Ne? Ya. Ağlıyor mu? Sen çekilsene şöyle. Aslı ağlama artık. Değer mi canım o sahtekar için ağlamaya ha? O adam için ağlamaya değer mi? Sen
ben ağlamıyorum. Kendi aptallığıma ağlıyorum. Ay nasıl inandım ona? Nasıl kandım ben onun yalanına? Olabilir canım. İnsan bazen bazı gerçekleri göremeyebilir. Gözüne bir perde iner, sonra ne yapacağını bilemez. Hadi ağlama artık. Bak sen cadısın, malısın ama aslında iyi bir kadınsın. Biliyorsun değil mi? Sen de iyi bir adamsın. Sen haklıymışsın. Beni uyardın ama ben seni dinliyorum. Tamam. Önemli olan bunun farkına varmış olman. Zararın neresinden dönülse kârdır. Sen de öyle yaptın. Erken döndün. Hadi ağla. Ağla. Abi resmen boynumu kırıyordu. Kırar tabii babam. Bir el var. Vallahi diyeyim böyle kürek gibi ha. Abiler inşallah çabuk iyileşir. Yoksa birimizden biri vallahi sakat kalacak. Evet, evet. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Çok şükür size ve durağa kavuştum. Tezgür elden bırakmayacak, her an saldırabilir. Merak etmeyin arkadaşlar, merak etmeyin. Hiçbir şeyim yok. Nuray bana anlattı. Başımı çarptıktan sonra biraz saçmalamışım ama şimdi gayet iyiyim. Sağlığım yerinde. Hayır Haydar'cığım. Benden Nuray'la birlikte görünce başını yine belaya soktun zannettim. Aslında başı büyük dertteydi. Şanslıymış ki bize rastladı. İki kabadayının elinden kurtardık. Peki Haydar abicim, çok özür dileyerek size bir şey sormak istiyorum. Peki siz o iki kabadayının arasında ne yapıyordunuz? Çok özür dilerim. Ne bileyim aslanım, onlar beni Beşir diye bir kabadayıya benzettiler. Adam tıpatıp bana benziyor. Sanki benim ikizim. Bereket versin, Sebati ile Nuray'a rastladım da onlar beni kurtardı. Kaman'la buraya gelen adam benim adım Beşir deyip duruyordu. Demek ki doğru söylüyordu yani. Bir sürü suçu varmış. Şu anda polis tarafından aranıyor. Siz nerede olduğunu biliyor musunuz? Evde! Hangi evde? Haydar abi sizin evde. Muhtemelen şu anda Ayşe abla ve Mehmet'le beraber bir aile saadeti yaşıyor olabilirler. Olamaz. Abi hemen Ayşe ablaya telefon etmemiz lazım. Dur. Ayşe öyle şeyler söylemez. O panik yapar, saçmalar. Tamam. Başına bela getirecek bir şeyler yapar. Ne yapıyorsun siz? Doğru söylüyorsun Haydar abi. En iyisi haber vermeden gidelim. Siz de polisi arayın. Tamam kızım, tamam. Hadi benim arabayla giderim. Hadi. Buyur abi. Afiyet olsun. Sütlacını getirdim. Sağ ol. Ben bakarım. Bir dakika dur. Misafir ise sav gitsin. Çekemem. Peki. Gelirken bir de su getir. Vay! Emirleri de bir türlü bitmiyor. Ayşe ablacığım merhaba. Merhaba Erdal, hayırdır? Hayır ablacığım, hayır. Haydar abi iyi değil mi? Evde sabahtan beri köle gibi çalıştırıyor vallahi beni. Büyük rezillik vallahi. Ayşe ablacığım, ben şimdi sana birisini göstereceğim ama ne olursun çıldık atma. Tamam, söz ver. Tamam, söz. Tamam, gel şimdi. Ayşe yapma, girecek. Ayşe abla, içerideki Haydar abi değil. Ona çok benzeyen üçkağıtçı bir kabadayı, tamam mı? Şimdi polis arkadaşlar onu yakalayacaklar, tamam mı? Neredesin Ayşe? Buradayım ya. Şşşt, içeri gir. Buradayım abicim. Siz belli etmeden girin içeriye. Ne oluyor birader? Bu ne gürültü? Şey abicim, biz arkadaşlarla size köfteli kıyma getirmiştik. Kıpırdama! Kaldırın! Hakkında tutuklama kararı var. Sizi müdüriyete kadar götüreceğim. Bu iş buraya kadar Beşir Bey. Oyunun sonu geldi. Yürü gidiyoruz. Haydar döndü, Beşir'in saltanatı bitti. Vallahi ben bu olanlardan hiçbir şey anlamadım. Şaşırdım kaldım ya. Şaşırmakla haklısın Ayşe'cim. Neyse sen kendini biraz toparla, ben sana her şeyi anlatırım. Hadi geçmiş olsun Ayşe abla. O hafızasına kavuştu, sen de ona. Yani Haydar abim gerçek Haydar abim değil mi? Tabii ki gerçek. %100 Türk bolu. Taktiklerinden sakınmak lazım. Haydar abi! Ay Erdal! Şaka.